Yine bir programda daha Şu Çılgın Türkler adlı kitabımızın yazarı Turgut Özakman'la birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Hoş bulduk kızım, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, sizi gördüm çok daha iyi oldum. Geçen programımızda Lozan Barış Anlaşması'na başlamıştık. Oradan devam edelim mi? Öyle yapalım. Yani Mondros Mütarekesi'ne karşı Mudanya Mütarekesi ilki Sevr Anlaşması'na yol açan, yani Türkiye'nin, Osmanlı Devleti'nin yıkımına yol açan, yok olacağı bir anlaşmaydı. Mudanya Mütarekesi Lozan'a yol açmıştır. Lozan Kurulu Lozan'a geldiği zaman Batılıları bulmadı. İşte İngiltere'de seçim yapıldığı gibi bir mazeretle bu gecikme açıklandı. Oysa aslında yapılmakta olan İngiltere'nin Fransa ve İtalya'yı Türklere karşı kendi sapında, işte birlikte hareket etmek için ikna konuşmalarının başlamasıydı. Her neyse İsmet Paşa o gecikmeden ötürü Lozan otelinde çok güzel bir basın toplantısı yapar. O zaman bir yabancı gazete diyor ki Türkler 1-0 galip. Kısaca böyle. Gazete güzel özetlemiş. Yani barış toplantısına çağırıyorsun, kendin bulunmuyorsun, ev sahipliği yapacaksın, hoş geldin demen gerekir. Yok öyle bir şey. Batı'nın bize öğrettiği bir incelik vardır ki onlar kendileri bu inceliği hiçbir zaman uygulamazlar. Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Barış Konferansı'nın açılışında işte böyle İsviçre Cumhurbaşkanı, sonra da davetlilerin adına Lord Curzon konuşacak idi. İsmet Paşa diyor ki yok, eşitlik esas. Ben de konuşacağım. Elbette yani Lord Curzon konuşacaksa onun bir üstünlüğü yok ki. Bir tarafta işte onlar, bir tarafta Türkiye. Ve mecbur kalıyorlar İsmet Paşa'ya da söz verme. İsmet Paşa da çok güzel, çok zarif, çok etkili, dokunaklı bir konuşmayla bu görevi yerine getiriyor. Bu eşitlik tartışması Lozan Konferansı'nın sonuna kadar sürmüştür. Her konuda sürmüştür. Türkiye kanuniden beri nihayet ilk defa tam anlamıyla bir tam istiklale kavuşmak istiyordu. Giden delegasyonun temel görevi buydu. Bunun için kan dökülmüştü, bunun için acı çekilmişti, bunun için ağlanmıştı, bunun için insanlar dağlara, bayırlara, evsiz barksız kalarak tırmanıp bu barışın gelmesini yeniden yuvalarına sahip olmayı varlarını, bekliyorlardı. Yoklarını, her şeylerini vermişlerdi tabii. Öyleyse bu delegasyonun bir santim geri çekilmesine imkan yoktur. Bu tartışma uzun sürmüştür. Bazı konularda anlaşma kolay oldu. O belli. Apaçık olaylarda anlaşma kolay oldu ama Batı'nın çıkarlarına dokunan olaylarda ya da Batı'nın ileride kullanabileceği konulardaki tartışmalar uzun sürdü. Uzun sürdü. Türkiye'nin karşısında boğazlar konusunun dışında hemen her konuda bütün bir Avrupa ya da birlik halindeydi. Boğazlar konusunda Rusya da devreye çağrılmıştır. Rusya aslında, yani Sovyetler aslında bütün Lozan Konferansı'na katılmak ve Türkiye'yi desteklemek istemişlerdi ama davetliler bunu kabul etmediler. Türkiye'nin desteği kabul edebilirler mi? Türkiye'nin eli güçlenmesin diye kabul etmediler. Boğazlar konusunda Sovyetler devreye girdi. Ancak o toplantılara katılabildiler. Doğrusu o konuda da Sovyetlerle Türkler arasında %100 bir görüş birliği yoksa da ilke olarak aralarında ciddi bir dayanışma olmuştu. Lozan Konferansı'nda işte üç büyük komisyon kuruldu. Bu komisyon başkanlıklarını İngiltere, Fransa ve İtalya kendi aralarında paylaştı. Türkiye'nin hiç olmazsa komisyonlardan birine başkanlık etme önerisini de reddettiler. Kendi istedikleri evet, hareket evet, etmek öyle, için. Öyle götürülüyor. Tabii bu orada yalnız son zamanın büyük Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları bir barışa dönüştürülmeyecekti. 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nun da muhasebesi yapılıyordu. Oradan kalmış pek çok sorun vardı. Bu sorunların da bir çözüme bağlanması gerekiyordu. Böylece bir büyük imparatorluğun da bir toplantıda tasfiyesi görüşülmüş oluyordu. Resmen. İlke olarak bitmişti zaten. Saltanat da lağvedilmişti. Anadolu hükümetine teslim olmuştu İstanbul. Lozan Konferansı açılıp görüşmeler başladığı zaman da Doğu Trakya'nın, yani Edirne'nin, Tekirdağ'ın ve Kırklareli'nin Türk kuvvetlerine ve Türk yönetimine devri
devir ve teslim işlemi bitmişti. Edirne'ye de Türk bayrağı çekilmişti. İşte sınıra Türk askeri gelmişti. Vatan yeniden eski haline dönmek üzereydi. İşte İstanbul Ankara'nın Ankara hükümetine bağlı bir il olmuştu. Askerlerimizin oraya girişi belki de Türk tarihinde görülmemiş bir törenle, müzaatle, müthiş karşılanmıştır. Yani anlatıla bitilemez bir güzelliktir. Yani o işte insanlar İzmir'de olduğu gibi İstanbul'da da askerlerimizin ayağındaki tozu hanımlarımız parmaklarıyla alıp gözlerine sürme diye sürebildiler. Bu bağımsızlık özlemini, istiklal özlemini, yılların kendi sonu. Bayrağı altında yaşama mutluluğuna duyulan özlemi ifade ediyordu elbette. Tabii. Şimdi Türkiye'nin kulağı Lozan'daydı. Lozan'da bazı işte delegasyonlar, mesela Fransız delegasyonu Türklerle aynı otelde kalıyordu. İngilizler başka bir otelde kalıyordu. Gündüz ya da öğleden sonra bu görüşmeler başlamışsa, gecesi ya da sabah erkenden kahvaltıda bunun kulisi de devam ediyordu. Şimdi böyle bir milletler arası büyük görüşmelerde ki bütün alışkanlıklar, gelenekler, işte olanaklar hep beraber yaşanıyordu. Orada da yaşanıyordu. Lozan'dan ilgili Türkiye sayeden bir film çevirse çok da güzel olur. Batı'nın şu yüzünü de görmüş oluruz o film sayesinde. Türklere karşı tavrını. Yani barış için oturuyorsunuz ama aslında arkasında savaş ihtimali, gölgesi duruyor. Çünkü onların bazı hayati tekliflerini reddedecekseniz onlar da savaşmaya hazırmış gibi görünüyorlar. Eğer savaşmayacaklarsa sizi parçalamaya hazır olduklarını da seziyorsunuz. Savaş tehdidiyle yaptırmak belki amaç, tabii, kabul yani ettirmek. Emperyalizm illa topla tüfekle gelmiyor. Onun tabii. Bir sürü oyunları var. Türkiye ama bunları biliyordu. Türkiye bunları bildiği için bu oyunlara gelmemiştir. Hep hazırlıklıydı tabii. Bu oyunlara gelmemiştir. Şimdi Türkiye'de biz milli mücadeleyi biliyorsak, Sevr ve Lozan görüşmelerinin ayrıntılarını biliyorsak, Batı'nın bugünlerde bize karşı gösterdiği bir tatsız bir tavır var. Bu tavır bir oyun getirecekmiş gibi görünüyor masanın üzerine. Ama bunları bilirsek bu oyuna gene gelmeyiz. Aynı şeyler ama, devam ediyor. Ama bunun bir ön şartı var. O oyunların evvelini, tarihçesini bilmek. Bu, bilmediğiniz zaman ilk defa karşılaşıyormuş gibi şaşakalır ve bu oyuna da gelirsiniz. Onun için bu konuda görevliler, siyasiler, bürokratlar, teknisyenler, teknokratlar bizim tarihimizi, Sevr ve Lozan görüşmelerinin iç yüzünü, kulislerini, bundan ilgili belgeleri çok iyi incelemeli. Satır satır hiç aksatmadan. Çok iyi incelemeli. Eğer gidip oraya bu bilgiyle gitmezseniz Batı'ya teslim olursunuz. Bir şey söyleyeyim, Avrupa'da Osmanlı hükümeti de Sevr müzakereleri sırasında işte teslim oldu, gitti. Bu onun sonunu getirdi. Türk Devleti Osmanlı'nın son zamanındaki gibi güçsüz değil. Elbette güçlü. Teslim olursa Avrupa gibi birdenbire kağıttan, harita üzerinden, coğrafyadan silinmez. Silinmez elbette ama silinmeye yakın bir şey olur. Yani devlet onurunu, devlet egemenliğini, istiklalini kaybetmeye yakın bir zaafa uğramış olur. Bunu çok dikkat. Yani bunu konuşanlar bilsinler ki Türkiye'nin geleceğini konuşuyorlar. Bugününü konuşmuyorlar. Tabii 2-3 gün içinde yılları yani etkileyecek olay. 15-20 yıl sonra Türkiye için bir karar alınacaksa bugünkü yöneticilerin çok büyük bir kısmı muhtemelen iktidarda olmayacak. Elbette. Ömürleri de bitmiş olacak. Ama iktidarda olmayacağız rahatlığıyla da olmaması gerek bazı şeyleri. Bazılarının belki bir zihni yetenekleri de bitmiş olacak da ne olduğunun farkında bile olmayacak şekilde evlerinde bir köşeye çekilmiş olacaklar. Öyleyse Türkiye'nin geleceğini konuşanlar kendi geleceklerini konuşuyormuş gibi değil. Çok ciddi bir sorumluluk içinde olmalılar. Lozan bu konuda bize çok büyük bir örnek, çok büyük bir birikim, çok büyük bir hazine, çok büyük bir yol göstericidir. Batı ne istiyordu? Batı, Sevr Anlaşması ile Yunanlılarla birlikte Ege Denizi'ne dökülen o kursağında kalan projelerin bir kısmını Lozan'da gene komisyonlara getirdi. Tabii tekrar getirecek. Evet, getirdi. İsteği aynı çünkü. Mesela ne getirdi? Türkiye'yi gene içinde hiç olmazsa manen parçalamak için.
mesela Alevilerin azınlık olmasını getirdi. Şimdi tekrar pişirip evet, önümüze getiriyorlar, evet, şimdi, Avrupa Birliği. Şimdi öyleyse orada reddedildi bu. Sonunda işte Türkiye'deki din farklılıklarından doğan azınlıklara yer verildi. Şimdi yine Avrupa Birliği diyor ki bu azınlık tanımıyla kalmamalıyız, daha genişletmeliyiz. İşte kafa aynı kafa, hiç farklı değil. Şimdi o zaman bak sen bile başlangıçta böyle değildin, giderek uyandın, gördün. Şimdi Türkiye'yi yönetenler de uyanmalı. Evet. Türkiye'yi yönetenler de uyanmalı. Böyle bir karanlıkta yürünülemez, bilgiyle yürünülür, aydınlıkla yürünülür. Tarihten ibret alınmazsa o sayeden tekrar ediyorum. Tekrar demek facia. Evet. O zaman bu faciayı önlemenin yolu, bu faciayı facia gibi getirmez Batı. Batı bunu iyilik gibi getirir, süslü, güzellik süslü gibi getirir. Bunu belki de bu ziyafetin en güzel yemeği diye getirir. Öyle öyle zehirlerler insanı. Evet. Bir milleti öyle toplar. Bakınız 30-40 yıldır Türkiye'de gençliği kendi milletinden utanır hale getirmek için, soğutmak için yapmadıkları kalmadı. Bunu açıkça mı yapıyorlar? Hayır. Bu gören gözler, işiten kulaklar bunu seziyor. Bu puzzle'ın, bu bulmacanın parçalarını birleştirdiğimiz zaman görüyoruz ki bir ciddi bir oyunun karşısındayız. İşte bu Ermeni meselesi, istiyorlar ki gençlik buna inansın ve kendi milletinin geçmişinden soğusun, tarihinden utansın, kopsun. Evet, tam utansın. Ya da ne istiyorlar? Kuvayi Milliye ruhu ölsün, yok olsun, sönsün. Git kendilerine bu küreselciler direnecek bir ruh görmek istemiyorlar. Ama hiç kolay değil onun sönmesi. Şimdi bunu istemek başarabilmek değil elbette. De Türkiye'de bu çok zor bir olaydır. Bizi zaman zaman sendeletiyorlar, işte aldatıyorlar, kandırıyorlar. İşte uyutuyorlar ama işte o ruh duruyor. İşte gerektiği zaman da bence mesela bugünlerde fevkalade şiddetli bir şekilde, evet, uyanıp gelişip dikilmiş durumda, canlanmış durumda büyük bir diriliş olduğunu görüyorum. Bu Türkiye'mizin geleceği bakımından çok önemli. Bu dirilişin bizi yöneten siyasi ve idari kadrolara da yansımasını gerekir, evet, çok çok arzu ederim. O zaman Türkiye geleceğe daha bir güvenle bakar, içeride daha bir büyük huzur olur. Çocuklarımız kendi milletlerine, devletlerine daha güvenir olurlar. Bu çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Yalnız bir partinin anlayışıyla Türkiye'nin ebedi geleceğini tayin etmek mümkün değildir. Bu bir milli uzlaşma ister. Bugünkü iktidar bu milli uzlaşmayı mutlaka sağlamak zorundadır. Sağlamış değildir. Sağlamak için bir girişimde bulunmadığını görüyoruz. Kapalı kapılar ardında bir takım görüşmelerde nelere evet deniyor, hiç nelere hayır deniyor. Hiç bilmiyoruz ki. Biz bilmiyoruz. Bizim bilmemek hakkımız değil. Saklamak onların hakkı hiç değil. Biz bilmediğimiz gibi meclisteki diğer parti de bilmiyor, biliyorsunuz. Öyle olduğunu anlıyoruz, görüyoruz ama bu bir devlet yönetimi değildir. Demokraside böyle bir şey olmaz. Eğer demokratsak, eğer bir devletsek ama yok başka bir şeysek o zaman bunlar olur. Bunlar o zaman doğal karşılanabilir. Biz ciddi bir devlettik. Şimdi bu devletin ciddilik vasfına herkesin saygı göstermesi lazım. Elbette. Ve en önemlisi geleceğimizin ipotek altına alınmasına hiçbir iktidar kendi başına karar. Öyle bir lüksü yok kimse. Ve özellikle bunu geleceğimizi temsil edecek olan gençlere çok iyi anlatmak, onlara danışmak, onlara söz hakkı vermek zorundayız. Onlar için yapıyoruz bütün bunları. Yani biz gençler için karar veriyoruz ve gençleri bu işin dışında tutuyoruz. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olmaz. Bu hem yönetim felsefesine hem yönetim ilkelerine, yönetimin ABC'sine çok aykırı bir şey olur. Evet. Şimdi, nasıl Mustafa Kemal Paşa devrimleri yaparken halkın nabzını tutuyormuş? Tutmadan olmaz. Ya bir yana yakın çevresinin nabzını tutmak da nabız tutmak değildir. Kandırmacadır. Hayır. Kandırmacadır. Kendini kandırmacadır. Etrafı kandırmacadır. Vitrine o nabız tutma gibi olan şeyi koyarsınız. Halkı da kandırdığınızı sanatırsınız. Halkı da bir süre kandırabilirsiniz de, evet, tarihi kandıramaz. Evet. İşte gene aynı noktaya dönüyoruz. Tarihin çok iyi bilinmesi gerekiyor. Tarihi kandıramazsınız. Tarih sizi suçlar. Tarih sizi belli kelimelerle niteler. Tanrı bütün insanları tarihin o ağır suçlayıcı nitelemelerinden korusun. Korusun.
korusun. Evet. Yani damat Ferit hain diyor. Başka alanlar da var biliyorsun. Hiçbir yöneticinin akıbeti damat Ferit'in bu tarihte aldığı yer gibi olmamalı. Yer gibi olmamalı. Kötü bir olmayacağı, damga tabii. Olmayacağını da umut ediyorum, olmayacağını diliyorum. Şimdi çok tartışmalı, çok itişli, kakışlı, tehditli, kavgalı, muhtemelen işte çok uykusuz geceler. Evet. İsmet Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa'ya yolladığı bir telgraf var. Diyor ki, saçlarım birdenbire bembeyaz oldu. Gelip görünce beni tanıyamayacaksın diyor. Olay. Şimdi koca bir milletin geleceğinin tartışmasını yapan insanlarda bu hassasiyet olmazsa o insanlar o milleti temsil ediyor değildir. İsmet Paşa'nın Türkiye'yi temsil ettiğini görüyoruz. Evet. Bu sorumluluk duygusu çok önemli bir şey. Bütün bir kafilenin içerisinde herkes bu sorumluluk duygusu içinde titriyor muydu bilemez. Bilemeyiz. Ama önemli olan onun lideri ve onun etrafındaki yakın çevresidir. Onların bu sorumluluğu gösterdiklerini, bunun için çok çetin müzakerelere katlandıklarını. Yani diyelim ki akşam üzeri bitiyor toplantı. Gece de diyelim ki o gün Fransızların verdiği yemeğe katılınıyor. Yemek gece 12'de bitiyor. Sonra otele geliniyor. Evet, İsmet Paşa'nın başkanlığında toplanıyor. Ertesi gün hazırlık yapılıyor. Ankara'ya günün raporu veriliyor. Belki hiç uykusuz ertesi güne giriyorlar. Ve sabahleyin de kalkıp yeniden gidiyorlar. Bu aylar sürüyor. İsmet Paşa halkın bütün desteğini omuzunda hissediyor. Emin kendinden. Tam bağımsızlık ruhu var içinde. Kavga hepsine öyle başlamış olduğuna göre tabii. Kavga öyle bitecek tabii ki. Avrupa'nın bir şeyin Lord Curzon'un bir lafı var. Diyor ki bana diyor her dakika İsmet Paşa'dan konuşmalarından bahsederken işte tam istiklal diye böyle bayatlamış deyimler kullanıyor diyor beni. Tabii bizim tam istiklalimiz, bizim onurumuz onlar için bayatlamış laflar. Tabii. Bu Lord Curzon'un ve Lloyd George'un laflarını bence Türkiye'deki her siyasi ezberlemeli, üslubunu bilmeli. Karşısındaki bir insan üslubu onu andırıyorsa anlamalı ki o üslubun arkasında Lord Curzon ve Lord George'un kafası vardır. Torunları var diyorsunuz ya zaten. Kafası vardır, bunu bilmeli. Şimdi Lord Curzon işte bel kemiğindeki arıza dolayısıyla bir çelik korse içinde yaşıyor. Ona böyle çok dik tutuyor, öyle durmak zorunda. Elinde de işte kolay yürüyebilmesi için bir büyük bastonu var. İşte uzun müzakere masasına geldiği zaman bastonu üzerine atıyormuş. Üstüne koyuyor, oturuyor. İşte diyelim ki o büyük şeyleri, görüşmeleri de o başkanlık yaparak yönetiyor. İsmet Paşa hayatının her devresinde terbiyeli bir insan. O orada öyle itici, kakıcı, şirret bir delege olarak yer almamıştır. İyi ki de almamıştır. Gereği yok. Ama sözlerinin içinde hiç taviz vermeyen o son Türk insanlarının o Kuvayi Milliye ruhunun bütün belirtilerini, o üslubun bütün özelliklerini görüyoruz. Önemli olan bu. Yani gerektiği zaman efendiliği de yeniyor. Gerektiği zaman bilgisiyle yeniyor. Gerektiği zaman susmasıyla yeniyor. Eğer iş çok karışıksa, işi böyle çok karışık getirmişlerse izin isteyip ertesi günü cevap vereceğini söyleyerek zaman kazanıp dersine çalışıyor. Bir sürü de uzman götürmüşler. Tabii bu arada otellerde yüzlerce gazeteci, her gün gazetelere haberler uçuşuyor. Bizden de bir iki gazeteci var ama Avrupa en fazla. Lozan Konferansı'nın kulisi hakkında en ciddi bilgileri biz Avrupa gazeteleri dolayısıyla öğrenebiliriz. Bir kısmı doğru bunların, bir kısmı abartılı olabilir. Türk gazetecileri de var. Her gün, o gün ne olduysa Ankara'ya, hükümete geliyor. Hükümetten geçerek şifre açıldıktan sonra Mustafa Kemal Paşa'ya da arz ediliyor. Yani İsmet Paşa ile Mustafa Kemal Paşa arasında gizli, hükümetin bilgisi dışında bir haberleşme söz konusu değil. Telgraflar da okunuyor. Evet, telgraf. Zaten sıra numarası verildiği için bu Bilal Şimşir, Lozan'dan ilgili İsmet Paşa ile hükümet dolayısıyla da gerektiği zaman da Mustafa Kemal Paşa'nın telgraf yaptıkları telgraf görüşmelerini ya da işte yazışmalarının tümünü eksiksiz yayınlamıştır. Evet, toplamış. Bu çok önemli iki ciltlik bir eserdir. Lozan hakkında çalışmak, tartışmak, onun değerini kavramak isteyenler için bu iki ciltlik güzel kitabı okumalarını tavsiye ederim. Çok önemli açıklamalar var. Tam yani adı nedir kitabın?
Lozan yazışmaları. Şeye yani bir delegasyonun içinde bulunduğu durumu, iki hükümetin içinde bulunduğu durumu, üç Mustafa Kemal Paşa'nın olaya bakışını, olayların tavrını, olayların gelişimini işte o Lozan yazışmalarıyla, telgraflarıyla çok iyi öğrenebiliriz. Bu arada da işte bir ihbar söz konusu oluyor. Ermenilerin Mustafa şeye İsmet Paşa'ya bir suikast yapacakları. Evet, video var. İşte gerekli şeyi İsviçre ev sahibi bir devlet olarak tabii bütün bu güvenliği sağlamakla görevli. Görevli. Gerekli tedbirleri aldıktan sonra da İsviçre'deki yetkili İsmet Paşa'ya diyor ki siz otelinizle görüşmelerin yapıldığı binaya gidip gelirken kullandığınız arabaya Türk bayrağı var. Hiç olmazsa bir süre o bayrağı kaldırsanız. İsmet Paşa'nın cevabı yok, Türk hariciyetçileri için, Türk hariciyetçileri için çok önemlidir. Diyor ki ben o bayrağı indirmem. Beni vururlar, ölürüm, yerime bir başka delege alır. İşte bu kadar. Türkiye, bu bayrağın bir devletin onurunu, namusunu ve istiklal aşkını, istiklal tutkusunu simgelediğini bilirsek bayrağa saygının anlamını da öyle kavrarız. Bayrak sadece bir bayrak değil. Bayrağımızın rengi neden kırmızı bir kere? Çok daha öte bir anlamı vardır. Onun için gençlerimize biz bayrak sevgisini öğrettiğimiz zaman aslında bayrak sevgisiyle biz devletlerine, milletlerine, bağımsızlıklarına, geleceklerine olan saygıyı, güveni dört elle sarılmayı da öğretiyoruz demektir. Yani bayrağına saygı duymuyorsa bu bahsettiklerim şeylere de saygı duymuyor haline geliyor. Nitekim bu konuda bu saygının çok da önemli olmadığını yazanların Türkiye hakkındaki yazıları kendilerinde belli bir insanda bulunması gerektiği asgari yurttaşlık sevgisinin ya da duygusunun bile bulunmadığını mevcut değil, tabii ki. Olmadığını gösteriyor. Yoksa yazın yazamazlar. Biz pek çok yiğit yetiştiriyoruz, kahraman yetiştiriyoruz ama az da olsa hain de yetiştiriyoruz. Aziz Nesin'in sözü birazcık doğru mu diyelim? Az da olsa hain de yetiştiriyoruz. Şimdi görüş farkı başka bir şey. Hainlik diye kastettiğim şey başka bir şey. Aslında bu kelimeyi bu kadar sık kullanmak doğru bir şey değil ama insanın canı dayanıyor. İnsanın canı dayanıyor. Bugün Türkiye'de milli mücadeleyi küçültmek, işte Atatürk'ü ters anlatmak için yazılmış nice yazı, nice kitap var. Bunlar o insanların milli mücadelenin büyüklüğünü hiç kavramadığını, yani bu konuda beyinlerinin çok küçük olduğunu gösteriyor. Onu bir kenara koyuyorum. Ama bir de bunu bilerek, isteyerek ne olduğunu anladıkları halde karşı duruyorlar. Yani damat feritlik yapıyorlar. Hı hı. Yahut Ali Kemal'lik yapıyorlar. Yahut işte anzavurluk yapıyor bunlar. Bunları nasıl affedeceksiniz ki? Yani bunları affetmek, anlamak, anlayışlı davranmak, bunlara tolerans göstermek. Bu çok zor bir şey. Hadi gösterelim ama çok zor bir şey. Yani koskoca bir tarihi pahasına, yok saymak demek nasıl vatan, yani? Vatan pahasına, bağımsızlık pahasına, istiklal pahasına demokrasi olur mu? Yani Batı'nın Türkiye'de ifade özgürlüğü diye söylemek istediği şeyin karşılığı kendi ülkelerinde olsa acaba ne yaparlardı çok merak ediyorum. Çok güzel söylediniz. Evet, acaba ne yaparlardı? BBC Falkland Savaşı sırasında bağımsızlığını koruma çalıştı diye başına dünyayı yıktı İngiliz hükümeti. El ufak bir hatayı kabul etmez ondan. O yüzden büyük devlet oluyorlar. Evet. Vazgeçilmez kırmızı çizgileri vardır. Ama önemli olan devletin kırmızı çizgisi değil, bir de milletin kırmızı çizgileri vardır. Türkiye'yi yönetenler kendi kırmızı çizgilerini söylüyorlar. Bazen onlardan kabul ederler, reddederler, cayarlar, değiştirirler. Ama milletin kırmızı çizgisi değişmez. O onun istiklalidir, namusudur. Çok onun için devleti yönetenlerin milletin kırmızı çizgilerine de bir kulak vermesi, onu öğrenmesi, ona saygı duyması gerekiyor. Milletin kırmızı çizgilerine göre hareket lazım. Olmadan olmaz. O zaman devletle milleti karşı karşıya getiririz. Evet. Tabii millet galip gelir. Çok normal. Şimdi Lozan'da iş boğazlar meselesi 3 aşağı 5 yukarı, yani açık kalması konusunda bir ilki anlaşmasına varılır gibi oldu. İşte esir mübadelesi kolaylaştırıldı. Zaten pek az kalmıştı, değiştirilmişti. Evet, çoğu değişmişti. İşte genel olarak genel af ilan edilir. Bu tarz büyük barış
konuşmaları sırasında ona da razı olundu. 150 kişi bunun dışında tutularak işte 150'likler denilen hainler listesini yapacak. Ve onların vatandaşlıktan çıkarılacak, Türkiye'ye gelmesi yasaklanacak. Bu barış, bu af ilanının dışında kalacak bunlar. Bunun dışında işte ticari anlaşmalar, ekonomik anlaşmalar, adaletle ilgili anlaşmalar, işte bütün bunlar şey, Gelibolu'daki yabancıların, Çanakkale Savaşı dolayısıyla orada ölmüş olanların mezarlıkları, onların yönetimi ne kadar, pek çok konu ve sınır meselesi. Tabii Fransa ile yaptığımız Ankara Anlaşması'ndaki sınır biraz tahsiye edilerek kabul edildi. Hatay bunun dışında kalmıştır. Kerkük, Musul konusu ileriye ertelendi. İran sınırı aynen kalmıştır. Doğu sınırımız Kars Anlaşması ile kesinleşmiştir. Aynen kalmıştır. Trakya sınırımız Mudanya Anlaşması ile, Mütareke Anlaşması ile kesinleşmiştir. Aynen kalmıştır. Adalar konusunda zaten adalar elden çıkmıştı. Zaten gitmişti. Pek az Türk kalmıştı. 12 ada İtalyanlara devrediliyor durumdaydı. Keşke bazı adalar, yakın adalarımız güvenlik nedeniyle bizim olsaydı. Keşke orada bazı Türkler kalmış olsaydı da, ya da Türkler çoğunluktadır deyip de adalar üzerinde biz onların bize bağlanmasını isteyebilseydik. Kalmamıştı. Tabii. Yok etmişlerdi ya da bizimkiler kaçmışlardı. Yani o Ege, bu adaların iki kıyıya yakınlığı ve adaların çokluğu dolayısıyla ciddi bir sorundur. Bu sorunda Türkiye'nin kendi kara suyu hakimiyetini koruması Türkiye'nin nefes alması için olağanüstü önemlidir. Evet. Olağanüstü önemlidir. Şimdi Lozan görüşmeleri hakkında, Lozan görüşmeleri de bir anlaşmaya varılacak ama Şubat başında ihtilaf çok son haddine varıyor. Bir ara veriliyor zannedersem. Evet, şöyle oluyor. Yani ya kopacak, savaş olacak ya ara verilecek. Ara mı verildi yoksa koptu mu anlaşılmadan, biraz müphem kalarak, ama taraflar yeni bir savaşa sebep olmak istemeksizin çok iddialı, dikkatli, özenli konuşarak böyle bir kopma oluyor. Evet. Bu kopma ekonomik ve mali konularda olmuştur asıl. Mecburen işte İngilizler ayrılıyor, Fransızlar, İtalyanlar ayrılıyor, Türkler geri dönmek üzere yola çıkıyorlar. 4 Şubat bu kesintinin olduğu gün. Trajik bir gün. Türkiye barışa muhtaç. Türkiye 200 bin kişilik, 300 bin kişilik bir orduyu daha uzun bir süre besleyebilecek durumda değil. Bir an evvel barışın olması, ordunun asgari hadde indirilmesi ve artık uzun yıllardır oluşmuş o Türkiye'nin her türlü yaralarının tedavi edilmesi, yaralarının sarılması dönemine gelmek gerekiyor. Ama olmuyor. İsmet Paşa ve arkadaşları dönüyorlar. İşte zorlukla dönüyorlar. Kış dolayısıyla kolay da dönemiyorlar. Ankara'ya geliyorlar. Büyük Millet Meclisi'ne açıklamalar. Mecliste gizli Lozan görüşmeleri yapılıyor değil mi o dönemde? Sanıyorum 5 ya da 6 gün süren uzun görüşmeler oluyor. Milletvekilleri bütün kaygılarını, özlemlerini, eleştirilerini, tenkitlerini... Herkes çok, açık açık. Çok açık tabii. Çok güzel bir tartışmadır o. Çok bu o meclise yakışır bir tartışmadır bu. Zaten hep tartışarak yaptıkları için başarılı olmuşlar bence. Ve çok tartışıyorlar. Falan şu konuda çok aleyhimize konuştu diye de onun faturası da kesmiyorlar. Yani buna söz hakkı tanınıyor. Söz hakkı. Tabii yani itişli, kakışlı, tartışmalı, söz kesmeli, yani bir ciddi parlamenter müzakere, hararetli müzakere nasıl oluyorsa o da öyle olunuyor. Çünkü artık bu üçüncü yılının sonuna girmiş olan bir Büyük Millet Meclisi bu konuda çok da tecrübeli, usul konusunda da, konuşma konusunda da bir sürü iyi hatipler de var. Ama parantez içinden söyleyeyim ki Millet Meclisi'nin en başarılı, en üstad hatibi Mustafa Kemal Paşa. Mustafa Kemal. İsmet Paşa öyle ordudan gelmiş, karargâhta çalışmış bir insan. İşte giderken diyor ki ilk defa hayatımda çizmemi çıkarttım, iskarpin giydim diyor. Onun meclis müzakerelerinde bir genelkurmay başkanlığı sırasında mecliste yaptığı bir iki konuşma var. Bu ısınma turlarıdır. Fakat bu Lozan müzakerelerinde meclisteki yaptığı konuşmalar İsmet Paşa'yla hitabet sanatında onun daha büyük tecrübeler kazanmasına da yararlı oluyor. Sonuç olarak devletin, Millet Meclisi'nin, Türkiye'nin kaderini yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Lozan
barış konuşması hakkındaki görüş şöyle beliriyor. Misak-ı Milli 1, tam bağımsızlık 2. Bu arada Batılılar da, Türkiye'de bu arada savaş başlaması ihtimaline karşı o zamanki Genelkurmay Başkanlığı'nın işte yazılı emirleri var. İzmir Körfezi mayınlanıyor. İzmit Körfezi mayınlanıyor. Ordu alarma geçiriliyor. Birinci ordu İstanbul ve çevresinde, İzmit ve kenarında, İstanbul sınırlarında. İkinci ordu İzmir'de, Ege'de yeni bir savaşa hazırlık içerisinde. Doğu, Güneydoğu sınırımızda herhalde gerekli tedbirler alınıyor. Türkiye savaşı göze alıyor. Göze alıyor. Elbette buradaki ajanlar boş durmuyorlar. Gerekli bağlı oldukları devleti de Türklerin yeniden milli mücadeleyi açmaya kesin kararlı olduklarını, ordularının yeniden savaş düzeni aldığını, işte İzmir Körfezi'nin, İzmit Körfezi'nin mayınlandığını, İstanbul'un çevresinde işte bir askeri kordon teşekkül ettiğini, işte Trakya'ya bir takım toplar ve askerler geçirmek üzere hazırlık yapıldığını, İstanbul'un içerisinde Milli Müdafaa diye, MİMMİM diye rumuzlandırılan, kısaca söylenen bir grup var. Bu bir silahlı direniş grubudur bu. Yani silah kaçakçılığıyla ilgili olan bölüm değildir. MİMMİM grubunun asıl özelliği silahlı direniş grubudur. Kayıtlara göre işte 20 bin veya daha fazla kişiden oluştuğu anlaşılıyor. Aslında kalabalıklar. Bunlar yani bir savaş olursa İstanbul içerisinde işte İngilizlere tesirsiz hale getirmek üzere görevliler. Hazırlar. Ondan sonra onlar herhalde faaliyete geçiriliyor. Bunlar tabii duyulup bilinen, belki bir kısmı da göstererek yapılan şeyler. Tabii özellikle. Ondan sonra işte tekrar Nisan ayında Lozan Konferansı'nın ikinci bölümünün konuşulması için davet çıkıyor. Yeniden gidiliyor Lozan'da. İkinci grupta Lord Curzon yok. Lord Curzon yok. Eski İstanbul'daki İngiliz yüksek komiseri, yani büyük elçisi Harold Rumbold İngilizleri temsil ediyor. O devlet, o kendi hükümetinin kendi iç sorunları da var. O iktidarın da iç sorunları var. O bir koalisyon. Bu İngilizleri ilgilendiren asıl temel sorun Boğazlar ve Musul'sa Musul ertelenmiş, ileride konuşulacak. Boğazlar konusunda ilki anlaşmasına varılmış. Boğazlar açık olacak. Yani 3 aşağı 400'ü merak edecek pek bir şey kalmadı. 3 aşağı 5 yukarı bugünkü rejime yakın bir rejim konusunda bir anlaşma olabilmiş görünüyor. Lord Curzon'un durumunun da o kadar siyaseten o kadar sağlam olmadığı bir dönemdir. Nitekim kısa bir süre sonra bir takım değişiklikler olacaktır. Her neyse, ikinci dönem daha çok Türklerle Fransızlar arasında işte kuponlar, borçlar, altın mı, Türk parası mı, Fransız frangı mı, işte ona benzer şeyler, kapitülasyonlar. Kapitülasyonlar konusunda Türkler o kadar net, kesin bir tavır taşıyorlar ki, bu o kadar güzel anlatılıyor ki, Batı kapitülasyonlar konusunda işi uzatmanın mümkün olmadığını anlıyor. Kapitülasyonlar bitiyor. Kapitülasyon demek, tam bağımsızlık var. Kapitülasyon demek, bir milletin istiklalinde bir sürü gedik açmış olmak. O açılan gediklerde o devletin egemenliği sürmüyor. Kapitülasyon sahibi devletin egemenliği sürüyor. Yani İzmir'de bir Fransız bir Türk'ü vurursa Fransızı Türk polisi tutuklayamıyor. Türk adliyesi onu soruşturamıyor, muhakeme edemiyor. Bu böyle acı. O devlet orada egemen. Fransızın egemenliği söz konusu Türkiye'nin içerisinde. Evet. Bu postanede böyle, maliyede böyle, kültürde böyle. İşte pek çok yabancı okul, pek çok yabancı yardım kurulu altında ajan, pek çok misyoner, pek çok gizli örgüt, pek çok imtiyaz. Kapitülasyonla bir devlet boğulmuş halde, Osmanlı Devleti. Onun için yarı sömürge deniyor Osmanlı Devleti'ne. Ve Osmanlı Devleti bunların altında nefes alamaz halde ve siyasal konjonktüre göre de bir şey yapacaksa ya İngiliz büyükelçisi, hangisi egemense o günlerde danışmak Türkiye üstünde zorunda. Ya da
Rus Büyükelçisi'ne izin alıyor. İzin. Tabii ne danışması? İzin evet, alıyor, doğru. İzin alıyor. Şimdi buna istiklal denmez. Bu devlet tam bir devlet de değil. Bu böyle derme çatma artık son günlerini yaşayan bir devlet. Şimdi o devletin yerini yepyeni bir devletin sahip olması gereken bütün yetkilere ve güçlere sahip yeni bir devlet kuruluyor. Bu işte bu Ankara hükümetinin uzantısı. Türkiye Devleti. Şimdi kapitülasyon söz konusu değil. Bu çok önemli bir şey ve sonunda nihayet Temmuz'a doğru son şeylerde pürüzlerde giderilebiliyor. Türkiye bu borcunu, Osmanlı'nın borcunun kendi payına düşenini ödemeyi taahhüt ediyor. Bunlar Türkiye en güçsüz, en parasız zamanında bile bu borcu ödeyip sıfırlamıştır. Atatürk döneminin 15. yılında da Türkiye'nin kendisi de hiç kredi almadığı için bir kuruş borcu yokmuş. Bir kuruş borcu yoktu. Yeni kurulmuş olan Merkez Bankası altın ve döviz doluydu. Bütçesi hiç açık vermiyordu, hatta fazla veriyordu. Kalkınma hızımız ortalama %9'du. Biz Gölcük'te denizaltımızı denize indirmiştik 1938 yılına varmadan. Kayseri'deki uçakların fabrikasında yapılan uçakları uçurmaya başlamıştık. Bu hızı yürütebilseydik bugün dünyanın ilk büyük deviydik tabii. 10 devleti, 5 yıldızlı 10 devleti arasında alırdık ama ne oldu? Atatürk'ten sonra işte böyle İkinci Dünya Savaşı'na çıkması tabii bu güzel gidişi evvela durdurdu. Sonra da bir takım iktidarlar Atatürk'ün kurtuluş reçetelerini, kurtuluş yolunu terk ederek kendilerini Atatürk'ten daha akıllı sayarak bir takım başka yollara saptılar. Türkiye bugünkü hale geldi. Dünyada borç şampiyonuyuz. Evet. Pek çok sorunumuz var. Hatta bazı karamsarlar Türkiye'nin bugün mütareke dönemindeki tehlikeleri yaşadığını ileri sürüyorlar. Ben onlar kadar karamsar değilim ama bu söze saygı duyuyorum, dikkate alıyorum ve not ediyorum. Evet. Çünkü bir tehlikenin ufukta göründüğünü biraz hassas bir insan sezebiliyor. Görmese de hiç olmazsa sezebilmeli. Ama bu insanlardaki bu sezgi duygusunu geliştiren şey bilgidir. Bu bilgi yoksa sezgi mezgi olmaz ve taş gibi durursunuz. Hiçbir şey olmuyor sanırsınız. Heykel gibi. Heykel ağlamaz, yenilmez. Ama kırılır, dökülür, parçalanır, yok olur. Evet. Şimdi heykellikten insanlığa dönmek gerekiyor. Hassasiyetimizi, çok güzel bir benzetme, antenlerimizi açacağız, antenlerimizi hiç kapatmayacağız. Yani o böceklerin duyargaları gibi biz de kendi duyargalarımızı, vicdanımızın, aklımızın, bilgimizin duyargalarını açmak zorundayız. Şimdi Lozan'ın sonuna doğru işte hükümette de biraz artık imzalanacak. Hükümette bir iki günlük bir gecikme olduğu zaman Mustafa Kemal Paşa'dan yardım istiyor İsmet Paşa. İşte o da diyor ki söz konusu değildir, tereddüt, imzalayınız diyor. Hı hı. Ama o İsmet, o son 48 saat ya da 72 saatin İsmet Paşa'yı çok ağır geldi, onu çok kırdı, çok heyecanlandırdı, çok yıprattığı anlaşılıyor. Çok normal. Anılarında da var bu. İşte o zamanki yolladığı telgraflarda da var bir bu. Ülkenin sınırları çiziliyor. Her şey bitmiş, hükümetiniz evet demiyorsa bu çok büyük bir skandal olur elbette. Tabii ki öyle bir şey yok. Elbette evet denecek. O zamanki hükümet, daha doğrusu hükümet başkanı Rauf Bey'in biraz işi ağırdan alması oluyor. İsmet Paşa da öyle bir oyuna gelir bir insan değil. Tabii çok sert cevap vererek sanıyorum Rauf Orbay'ı da kırgınlıkları var. Evet. Aralarında böyle bir, o yüzden hı hı, kırgınlık oluyor. 24 Temmuz'da Lozan'da Türk Barış Anlaşması dünya ile imzalanıyor. Şimdi bu müthiş bir olaydı. Bakınız, tekrar milletler arası camiada eşit haklara sahip tam bağımsız bir devlet oluyorsunuz. Hı hı. Uzun yıllardan sonra, 4 yıl daha uzamış, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 4 yıl daha uzadı bu savaş. Dünyada hiçbir millet buna katlanamaz. Buna katlanmış bir millet nihayet barışa kavuşuyor. Artık yaralarını saracak, kendini yeniden organize edecek, geleceğe bakacak. Ne yapmasını, hedeflerini tayin edecek. Dış güçlerden uzak, kendi kendine. Bu çok önemli bir gün. O, Lozan Türkiye'nin tapuya kaydısı. Lozan üzerinde herhangi bir müzakere kabul edilemez. Lozan her şeydir. Bu evet, çok önemlidir. Lozan sonunda biz her istediğimizi elde ettik mi? Neleri? Hayır. Bakınız,
Hatay'ı elde edemedik. Musul'u elde edemedik. Ama sonradan 38 yılında Hatay geri döndü. Musul konusunda İngilizlerle, Iraklılarla ve Türkler arasında İstanbul'da, Londra'da, Cenevre'de yapılan müzakerelerin sonunda Musul Irak'a bırakıldı. Hı hı. Irak İngilizlerin himayesi altında, mandası altında yeni bağımsız bir devlet oldu. 25 yıl sonra İngiliz mandası bitti. Iraklılar bağımsız bir komşu milletimiz oldu. Mustafa Kemal Paşa diyor ki biz Musul'u İngilizlere vermedik, tarih kardeşimiz Iraklılara verdik. Şimdi Musul, ona bile o gözle şimdi Musul Irak'ın mı değil mi? O tartışmalı ortalıkta evet, şu anda. Fiili durum biraz farklı. Bu Türkiye'yi çok olağanüstü rahatsız eden bir olay. Bizim Irak'la Türkiye arasında hiçbir zaman bir ihtilaf olmadı. Irak'la Türkiye çok dostça götürebildiği için. Biz çok uzun yıllar Atatürk döneminde Hatay'ı aldıktan sonra da Suriye ile dostluğumuzu götürmüştük. Evet. Suriye sonradan bu PKK dolayısıyla Türkiye'den işte Hatay'ın ille kendi toprağı olduğunu iddia ederek ona göre haritalar bastırarak öyle bir yanlış sonuç alamayacağı bir yanlış politikası psikolojinin içine girmişti sanıyorum, o düzeldi ya da düzelmek üzere. Herhalde düzelmesi gerekli. Düzelmesi gerekiyor. Bizim yani eski yani din kardeşliğimiz deniyor. O din kardeşliği yaptığımız ülkelerle bizim hiçbir ihtilafımız yoktur. İhtilafımız dünyaya bakıştadır. Devlet düzenindedir, rejimdedir. Ama onların kendi iç işleri olduğu için Türkiye bu konuda kendi rejimini yani laikliği ne İran'a ne Irak'a ne Suriye'ye ne Ürdün'e ne Mısır'a ihraç etmek gibi bir yanlışlık yapmamıştır. Bir insanın kendi rejimini, kendi düşüncesini yan ülkelere ihraç etmesi de emperyalizmin bir çeşididir. Türkiye hiç böyle olmamıştır. Türk milli duruşunun içerisinde toprak tutkusu hiç yoktu. Olsaydı böyle mi olurdu? Yani bu yoktur. Türkiye barışçı bir ülkedir. Hep barışı korumuştur. Kendi çok âli menfaatlerine, çok yüce menfaatlerine dokunulduğu zaman elbette süngüsünü uzatır. Çok normal olarak. Süngüsünü uzatır. Onu da herkes biliyor. Şu anda dünyanın 4., 5. büyük ordusunda var ordumuz. Sahibiz evet. Bu coğrafyada yaşayan ülkelerde İsviçre gibi ordusuz yaşanmaz. Bir ordunuz olur. Bu da yarım yamalak bir ordu olmaz. Mükemmel bir ordu olmak zorundadır. Türk ordusu da öyle bir ordudur. Avrupa Türkiye'den vazgeçemiyorsa vurucu bir tek gücü var, o da Türkiye. Tabii ki. Başka yok. Başka ne olacak yani? Yunan ordusu mu? Bulgar ordusu mu? Yok. Roman ordusu mu? Çek ordusu mu? Hatta Fransız ordusu mu? İtalyan ordusu mu? Tabii. Bunlarla mukayese kabul. Her neyse. Şimdi gelelim. Bu Lozan'ın arkasında da Türk ordusunun durduğunu da hiç unutmayalım. Yani biz bağımsız olduksa bunun arkasında ordu vardı. Lozan gibi inanılmaz güzellikte bir diplomatik zafer kazandıksa bunun arkasında da savaşmaya hazır bir ordu vardı. Cumhuriyeti kuruyorsak bunun arkasında da bir ordu vardı. Şimdi o zaman bizim ordumuz İngiliz ordusu ya da Fransız ordusu ya da diyelim Çek ordusu ya da Slovanya ordusu değildi. Bizim iyi mücadele ruhu var ordumuzda. Hayır yani bu şimdi neyimiz varsa bunu orduya mı borçluyor? Elbette. Tabii yalnız başına orduya değil, sivillere de, kadınlara da, herkese millet meclisine, olmuş. Hükümete, okullardaki öğretmenlere ama bunun arkasında bir güç durması lazım. İki güç vardı. Bir milli irade, iki milli ordu. Evet. Onun için bizim ordumuz hakkında konuşmak isteyen yabancılar önce önlerini birliklesinler. Kendi ordularıyla bizim ordumuz arasında bu devletin kuruluş hikmeti, kuruluş felsefesi, kuruluş destanı bakımından hiçbir ilgi yok. Önce bizim tarihimizi bir okusunlar. Bu başka bir ordudur. Tabii ki. Başka bir. Türkiye'deki bütün ileri aydın hareketlerin arkasında Türk ordusu vardır. Türk ordusunun işlevi başka hiçbir ülkenin ordusunun işlevine benzemez. Ama bu orduyu kendi ordularına benzetmek istiyorlarsa, yani kimin? Bir sınıfın, bir iktidarın, bir partinin, bir oligarşinin ordusu olmasını istiyorlarsa bunda da muvaffak olamazlar. Evet. Olamazlar. Olunamaz. Olunamaz çünkü. Bu bir halk ordusu. Bu devletin ordusu bu. Herhangi bir
Yani hükümetin ordusu değil, partinin ordusu değil, artık meclisin ordusu da değil. Bu halkın, milletin, devletin ordusudur. Ve bu ordunun işlevini ordu kendi unutsa halk hatırlatır. Halk unutmaz. Halk hatırlatır. Tabii ki. Halk hatırlatır. İşte nitekim greve konusunda halk ona çok birlik oldu tabii ona ki. Ona asıl ebedi başkomutanını hatırlatarak o kararı geri almalarını sağladı. Aferin orada. Evet, orada hakikaten. Geri alarak o yanlışlığını düzeltti. Halkın sesine kulak verdi diyelim. Vermemesi elinde değildir. Çünkü halkın ordusu bu ordu. Tabii. Yani halk kendisini yaratan güce karşı mı duracaktı? Olabilir miydi? Olamaz. Hayır. Durmayı tercih etmedi zaten. Şimdi 24 Temmuz'da İsviçre'de işte bu iş için seçilmiş çok güzel bir mekanda bir tarafta yalnız Türkiye, karşı tarafta hemen hemen bütün Avrupa, Lozan Antlaşması ve onun ekleri, bir sürü sözleşmeler, ekler, mektup teatileri, alışverişleri. Yani bu anlaşmayı destekleyen, besleyen, ona ayrıntıları da var. Onlar işte 40'a yakın sanıyorum imza atılması gerekti. İsmet Paşa ve delegasyon ve karşı taraf bu imzalar atıldı. Uzunca süren bir törendir. Bu töreni ziyarete gelenlerin resimlerine bakınca bütün Avrupa evet, intelijensiyasının orada olduğunu görüyorsunuz. Türkiye doğuyor. Evet. Bir Avrupalı devlet olarak Türkiye doğuyor. O çok büyük bir olay. Çok büyük bir olay. İsmet Paşa ve arkadaşlar işte İstanbul'a, Ankara'ya dönüyorlar. Törenlerle karşılaşıyorlar. Ermenilerin İsmet Paşa'ya işte verdikleri bir şükran plaketi de vardır. Kendisine işte o arada unutmadan söyleyeyim, İngilizler son bir gayretle Adana ve çevresinde bir Ermeni yurdu kurulması için de bir gayret sarf ediyorlar. Bir takım Ermeniler gelip İsmet Paşa ile de konuşuyorlar. Tabii cevaplarını alıyorlar. Bu bitmez tükenmez bir Ermeni isteğidir. Bu bir rüyadır. Ve bu rüya onlara bir şey kazandırmıyor. Ama bir komşu ülke olarak bizimle aralarını düzeltmemelerine de sebep olduğundan huzursuz kalıyorlar. Şimdi Batılıların bir Batılı sözcüğünün söylediği son zamanlarda bir söz var. Diyor ki, komşularınızla toprak ve sınır meselelerinizi halledin. Bizim Yunanistan'la, Bulgaristan'la, Sovyetler Birliği'yle, Irak'la, ne sınır meselemiz? Suriye'yle bir sınır meselemiz yok. İran'la yok. Ne Ermenilerle mi var? Ermenistan'la mı var? Onu mu demek istiyor? Gizli bir şey demek istiyor. Biz siz anlıyoruz yani, ama. Peki mi? Bunu nasıl halledeceğiz ki? Yani biz reddedersek bu bir takım illerin Ermenistan'a verilmesini, bunu söyleyen ülkenin ordusu Türkiye'ye gelip bizimle savaşıp elimizi tutup zorlan Ermenilerin oraları işgal etmesini sağlayacak, oradaki diyelim ki 2000-3000 köy boşaltılacak, Ermeniler gelip böyle bir şey böyle olabilir mi? Böyle mi olacak yani? Hayır, olabilir mi? Peki bu lafların anlamı ne? Bu laflar aptal lafları. Bak evet. bu laflar özel aptallık lafları. Bunlar gereksiz laflar. Ama bir işlevi var bu lafların. Onlar bu lafların aptalca olduğunu biliyorlar. Öyle bir arzu var tabii. Önemli olan belki arzuları olmasa bile kafa karıştı. Bir başka isteği kabul ettirmek için bunu öne sür. Evet. Bundan uğraştırırken de öbür tarafın kabulü için bir zaaf yaratma. Böyle bir poker oynar gibi bir sürü işte blöflerle, anlamsız gösterilerle, taktiklerle. Yani bizim diplomatlarımız ve diplomasiyle ilgili siyasetçilerimiz çok diri, çok uyanık, çok tetikte durmak zorunda. Onlar emperyalizm konusunda çok bilgililer ama biz de bilgiliyiz. Yeter ki tarihimizi öğrenelim. Tarihi hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Yani tarihten çok hep söylüyorsunuz. Hep ben de tekrar söyleyeceğim. Tarihten ders almaları gerekiyor hocam. Evet. Peki hocam, bu güzel Lozan Barış Konferansı'na imzamızı attık. Programımızı da bu şekilde bitirelim. Kapatalım diyorum ben. Bundan sonra devam ederiz kaldığımız yerden. Tamam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Efendim, biz Şu Çılgın Türkler programının daha sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.